Alo. Nasıl oldu Ali Fuat Bey, iyi mi? Vallahi en son peşinden koşturuyordum, öyle söyleyeyim sana. Sen ne yapacaksın? Oradan sonra mekana mı geçiyorsun? Yok, önce bir eve uğrayacağım. Ondan sonra geçerim. Tamam. Adliye çıkışı ben de gelirim o zaman. Tamam. Öpüyorum o zaman seni. Şimdilik uzaktan. Günaydın. Günaydın, kusura bakma, fark etmedim seni. Ben seni fark ettim ama. Çok hoş görünüyorsun. Nasılsın, iyi misin? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, ben de. Ha, pardon. Bir tane Amerikano alabilir miyim? Tabii. Halil'i ofiste gördüm. Sevindim adınızı. Aranızda problemler vardı. Aslında işle ilgili konuşuyorduk. Sonrasında oturup konuştuk. Halletmeye çalışıyoruz. İşlerken? Ali Fuat Bey'le beraber bir mekan açıyorlar. Onun kuruluş işlemleriyle ilgili bana danışmak istemişler. Nasıl bir mekan bu? Kulüp gibi bir yer. Güzel, sevindim. Hayırlı olsuna geliriz artık biz de. Buyurun. Halil eğer mekanın ismini falan ararsa benim favorim Gizli Aşk. Ofiste görüşürüz Ali. Buyurun, Amerikano. Teşekkürler. Afiyet olsun. Pardon, ben az önce dediğini tam olarak anlayamadım. Dediğin şey çok hoşuma gitmedi de. Ha Zeynep, sen yanlış anladın. Ben sizi kastederek söylemedim. Ya, tamamen Ali Fuat Bey'le alakalı. Ya, boşboğazlık yaptım ya. Espri olsun diye söyleyeyim. Tamam. Neymiş o zaman bu Ali Fuat'la ilgili mesele? Ya biliyorsun, ben daha önce de söylemiştim sana. Bu seferle Ali Fuat Bey'in arasındaki durum miras meselesi değil. Altında başka bir durum var. Dedikodu mahiyetinde tabii bunlar. Ne duydun peki? Yani Ali Fuat'la Sefer'in arasındaki mesele neymiş? Ya, kimden duyduğumu sormayacaksın. Yani tamamen avukat arkadaşlarla konuşuyorduk sadece. Merak etme, aramızda. Bu iki kardeşin paylaşamadığı şey para değil aslında. Tamamen gönül meselesi. Bir kuyruk acısı var belli ki ama hangi taraftan olduğunu bilmiyorum. Nasıl yani? Ali Fuat Bey ve Sefer arasındaki anlaşmazlık bir kadın yüzünden mi? Gerçi kadın da öldürülmüş ama savaş hala devam edecek. Leyla Göreli. Korktum Leyla. Baba dediğini duymadan ölürüm diye çok korktum. Zeynep. Ali Fuat Bey, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sesini duydum, daha iyi oldum. Kusura bakmayın, ben taburcu olmanızı bekleyecektim aslında ama Halil'e gitmemi söyledi. İyi yapmış. Ama mutlaka uğrayacağım size. Çok memnun oldum. Hem şu vekalet işini hallederiz. Sonuçta iki ortaklısınız. Hem de sizi ziyaret etmiş olurum. Evet, evet. Zeynep. Sevindim Halil'le anlaştığımıza. Hadi. İşlerini hallet, gel, bekliyorum. Görüşmek üzere. Günaydın Eylül. Günaydın. Bak bu sefer dikkatliyim, çarpmadım seni. Sahi belli oldu mu bebeğin cinsiyeti? Biz o gün Feride ile görüşemedik. Veremediniz yani kıyafeti. Yani o alamadı desek daha doğru olacak. Günaydın. Günaydın. Ne haber Zeynep? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Eylül'cüğüm, müsait olduğunda benim yanıma gelebilir misin? Tabii Zeynep abla. Kolay gelsin. Sana da. Yanlış anlamayın ne olur. Ne olduğu beni hiç ilgilendirmez tabii ama
Siz harika bir baba olacaksınız. Bundan hiç şüphem yok. Teşekkür ederim Eylül. Çok fazla varmış. Bunu nasıl çıkartacağım ben şimdi? Zeynep abla. Gel Eylül'cüğüm gel. Eylül, burada Erzincan'daki hastanelerin listesi var. Ama bana 96 yılından itibaren faaliyete geçmiş hastanelerin listesi lazım. Bana onları çıkartabilir misin? Çıkarırım tabii ama ne için bu? Şimdilik aramızda kalsın, olur mu? Tabii ki Zeynep abla. Ya sana bu göbek bağ meselesinden bahsetmiştim ya. Hı hı. Ben onu Ali Fuat Bey için istedim. Ali Fuat Bey'in kızının göbek bağı. Ama kızı sadece bir gün yaşamış. Sormadın mı sen? Sordum ama aynı şeyi söyledi. Yani kızı hayatta mı saklıyor mu diyorsun? Ama niye yapsın ki böyle bir şey? Bilmiyorum. Yani duyduğuma göre Sefer de Leyla Göreli'ye aşıkmış. Yani aralarındaki bu anlaşmazlık o yüzden olmuş olabilir. O zaman kıskançlık cinayeti. Ya iyi ama Ali Fuat Bey suçsuzum diyordu. Biliyorum, evet. Yani Ali Fuat Bey'den şüphelenmek istemiyorum. Ama kafamdaki bu karmaşalığı atmam için Salkım Göreli'yi bulmam lazım.